Aramızda hiçbir sorun yoktu hakim bey. Biz hep sevişirdik. Bazen kavga da ederdik ama o zaman daha da çok severdik birbirimizi. Ayden Hanım, ne yapıyorsunuz? Verin lütfen. Bir daha söyle. İşte bu yüzden kavga ederdik. Ayden Hanım, verin lütfen. İstediğim zaman vermezdi Ayden. Şey demek istiyorum, çok inatçı biriydi. Mesela çay istiyorum değil mi? Hani vermezdi çay. Hani... Lütfen defteri verir misiniz? İnatçı işte. Dalgalı bir deniz gibidir benim Ayten'im. Coşkulu bir kısrak gibidir. Bizim ilişkimiz hırçın. Ayten, verin şu her zaman biraz ya. Ürküten bir ilişkiyim. O zaman senin o. Avukat bey, mahkeme düzenine saygı gösterin. Pardon hakim bey, çok özür dilerim. Ürpertici bir ilişkiydi bizimkisi hakim bey. Devamlı ürperirdik. Ürperticiydi daha çok. Avukat bey, sizi bir daha uyarmayacağım. Hakim bey, diyeceğim ben Ayten'i... Ben Ayten'i çok seviyorum. Hakim bey, ben Ayten'i çok seviyorum. Hakim bey, ben Ayten'i çok seviyorum. İnanılır gibi değil yani. Benim normal şartlarda ne olursa olsun tepki vermeyeceğim durumla... Gergin bir zamanda aniden gelişinde ben kontrolümü kaybediyorum. Abi. Kendimi kontrol edemeyip aynısını yapıyorum. Ah, biliyordum. Avukatla gönül ilişkisi ha? Hakim bey, benim nefsim ayakları altına alındı. Hakim bey, ben boşanmak istiyorum. Sonra işten kovuldum. Abi. Bunları biliyorsunuz zaten Deniz Bey. Abi. Ve öyle durumlarda sakinleşmem için verdiğiniz nefes çalışmaları var ya. Bakın sakin sakin konuşalım. Çok rica ediyorum. Ben strese girince olmuyor. Strese girince oluyor yani. Her şeyin mantıklı bir açıklaması var. Bakın hepsi stresten. Başlatamaz stresine. Konuşmayın ben lan. Konuşmayın. Bilmiyorum, iyi tanıyorum sizi. Bilmiyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Yapamıyorsunuzdur. Yapıyorum Deniz Bey. Alıyorum, veriyorum. Alıyorum, veriyorum. Yok. Yarar. O yarar. Önce sizin inanmanız gerekiyor. Şimdi şu bahsettiğiniz kadın. Ayten. Anten. Deniz Bey, Anten diye isim mi olur? Ayten. Olmaz. Ben de zaten şey yapmıştım. Ayten. Ayten Hanım belli ki sorunlu bir tip. Ve sizi çok zor durumda bırakmış. Bu net. Sizin sakince hayatınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Hayatımı gözden geçirdim Deniz Bey. Sorunun kaynağının da ilacının da ben olduğumu biliyorum. Hı? Kendime kendimle barışık ve huzurlu bir yaşam için yeni bir sayfa açtım. Dersimiz çalışılmış. Aferin. Biliyorum. Kendi kendime yarattığım korkunun tek ilacı benim. Geçmişimin kurbanı olmayacağım. Başaracağım. Arat çabuk ol. Karan gelebilir. Hadi Arat, hadi çabuk. Sözlerimi tekrar et. Ben bir hırsızım. Ben bir hırsızım. Bu kümese izinsiz girdim. Bu kümese izinsiz girdim. Aferin sana güzel hırsız. Bu anı ömür boyunca unutmayacaksın. Aferin sana küçük hırsız. Ömrün boyunca unutmayacaksın bu anı. Çocuk kapalı yedi. Aras Bey, iyi misiniz? Aras Bey, iyi misiniz? İyiyim Deniz Bey. Teşekkür ederim. Tamam, sevindim. Peki şimdi nerede yaşamaya karar verdiniz? Uzakta. Ayten Hanım'ın beni bulamayacağı bir yerde. Hadi gelin gelin. Bir buluşma selfiesi patlatalım. Gel gel. Ay çok güzel oldu. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldin canım. Kızlar, bu fotoğrafın en az 100 like'ı var ben size söyleyeyim. Ne yapıyorsunuz bakalım? Karar verdiniz mi? Gördüğün gibi işte. Yine vahim bir tablo ve yine biz. Evet verdik. Biz hepimiz frambuazlı. Cheesecake istiyoruz. Ay. Peki efendim. Evet, öyle istiyoruz. Berna,
Dün geceki de George muydu yine? Değiştiremediğine göre yine huzursuzsun. Yoksa Michael mıydı, Jordan mıydı, Ricky miydi, Martin miydi demeliyim. Ya da gündemimizde yeni bir yabancı mı var? Ha? Hande'cim, ben çok merak ediyorum. Senin işin gücün yok mu acaba? Kızlar, 20 like oldu. Tek derdin Berna kimle, nerede, ne zaman ne yapıyor? Ha, konuşacak başka bir şeyin olmadığının farkında mısın sen acaba? Ay, o kadar kalınsın ki tatlım. Şakaları kaldıramıyorsun, anlayamıyorsun hatta. Kızım, sen burada dedikodu yaparken hayat akıp gidiyor. Ne var yani? Ben en azından hayatın akışını yakalıyorum. 30 oldu. 30, 30. Bak, çok güzel bir yere getirdin konuyu. Evet, otura otura 30 oldunuz. Gündem bu. Kızım, şunu sessiz söyle. Evet canım, 30 olduysak olduk. Ama sen nereden biliyorsun hayatının aşkıyla 30'undan sonra karşılaşmayacağını? Ben buna inanıyorum şahsen ve o şekilde enerji gönderiyorum. Tatlım, bence sen kendi adına konuş Bernacığım, çünkü ben 25'imi yeni doldurdum. Bak 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 bak, şıracılar grubu. Güleyim bari. 5 senedir 26'sın be. Biraz büyüt artık şu yaşını. Abicim, şu üst kolye çok dikkat, tamam mı? Bak, babaannemin babaannesinden kalma böyle porselenler var. Kırılabilir yani, çok dikkat. Böyle terazide, hep terazide. Gözünü seveyim. Mezarında ters döner kadın, vallahi billahi. Ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim gitmem lazım. Bir görüşmem var. Bu keki de sen ye. Evde kalmış kız kurularına iyi geliyormuş. O şıkım benim. Hadi konuşuruz sonra. Üzülme canım sen. Ben o pastayı yerim tatlım. Şey yapma. Kızlar, farkındasınız değil mi? Hatun bize lafı çattı gitti. Klasik Berna işte. Takılma sen de bu kadar. Umut arkadaşlar. Umut. Umut eşittir su ve hayalperestliği. Yine ben. Hani sen evinde heykel yapıyorsun ya. O heykeller böyle dirilecek. O aşk gelecek, kapını çalacak, bulacak seni. Evet, bulur canım. Evin her köşesi heykellerle dolacak kadar yaşlansam da... eğer o aşk gelip beni bulacaksa gelir ve bulur. Teyze. O aşk buraya... Teyze. Sana diyor. 30 olayı. Yolun ortasında dikilmeye devam edecek misin acaba? Aldın mı cevabını? Oh be, sonunda. Yaşlılık ne zormuş ya. Alo, ne yapıyorsun oğlum? Dağınıklıktan kafayı yedim abi. Evi taşırken nakliyecinin teki babaannemden kalan eşyaların bulunduğu koliyi yaklaşık bir metreden falan aşağı bıraktı. Aşağılık herif! Abi, hastalığım pörtledi benim ya. Hala etkisi altındayım. Aman diyeyim arasım. Yok oğlum, öyle hastalık masalık çok. Derin nefes al, ver. Zaten o babaannemden kalan o pis bitki şeylerden kurtulduğun için ayrıca daha da ben mutlu oldum diyebilirim. Oğlum sen ne gerizekalı herifsin ya. Antikadan ne anlarsın oğlum sen? Git patenini kay. İnşallah da kafanı kırarsın salak. Pardon, bakar mısınız? Zibil mi bunlar? He? Ha, bu kadar zibil olur mu yani? Bak, sana ilk ve son kez söylüyorum. Her koğuşunun bir poşet zibil atma hakkı var. Gerisini kendiniz atarsınız. Anladın mı? Sen ne yiyirsen bu kadar zibil bunlar. Ben yeni taşındım. Zibil değil mi? Çöp değil mi bunlar? Hayır, çöp falan değil ya. Boş koli bunlar. Sen ne işten meşgulsan burada? Ben avukatım. Ha, avukatsın ha. Çok güzel, çok iyi. Yani çok para kazanıyorsun değil mi? Yani. Ben de Nerman. Bu binada bir problem olursa bana söyle. Bu bina benlik. Ben bu binanın kapısıyım. Senin ismin Neriman mı? Neriman, evet. Neriman sizde kadın ismi, bizde erkek ismi. Ben Azerbaycanlıyım. Bir millet, iki devlet. Ha, tamam, anladım, tamam, peki. Anlarsın tabii, anlarsın. Sen zarar attın. Bizim dilde şakası yani. Sana bir şey söyleyeyim. Bizde uzayan şakalar hiç sevmezler, anladın mı? Hiç sevmezler. Git git. Zaman içinde birbirimizi başa düşeceğiz. Ne?
Başa diyelim, düşeceğiz. Başa düşeceğiz. Anlaşırız seninle yani. Zaten İstanbul'da herkes beni yanlış anlıyor. Çok güzelsin sen. Hoşuma gittin. Evet, evet, evet. O ne be romantik geldi. Sağlığına. Of be, of be. Dans edelim mi? Dans edelim mi biraz? Dans edelim etmesene. Benim gitmem lazım. Çok geç kaldım artık. Kabata mı? 5000 tane içtim. Sarhoşum zaten. Sarhoşum bayağı belli. Sarhoşum işte yani. Beni de otele atar mısın yani? Ben yabancıyım. Azmış olabilirim de o yüzden. Azmak? Evet. Bildiğiniz azmak mı bu? Tabii ki azmış olabilirim. Hala bak bir de tabii ki azmış olabilirim. Sana buradan böyle bir gelişine bir tane kafa indiririm. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Bak. Gece gece. Bana mı söyledin? Ben ne söyledim ki? Azma kaybolmak demek bizde. Meğer sizde öyle değilmiş. Sapıksan da herhalde. Herhalde. Nereye gitti? Hoşuma gitti. Ben bunu sevdim galiba. Arkasınıza gittim. Bir daha geldim kendimi bu menzilin merdivenlerinde buldum. Ama yüzünü hatırlamıyorum. Bir kere karşılaşmadık o günden. O yüzden bu binada işe başladım. Belki bir gün yeniden görürüm diye. Göremedim, hiç gelmedi. Ey Afkatka. Abi. Yok böyle bir rezillik yok. Ayıp yani, ayıp. Avukat, ayıp. Bu defa güzel olacak Aras. Güzel değil, hatta mükemmel olacak. Mahallende gayet huzurlu, sessiz. Anneciğim, bıraktım heykel adamlarımı, bıraktım. Ya ne demezsin. Zaten birazdan kapının önünde de hayatımın aşkı ile karşılaşacağım. Sonra da balayına gideriz artık. Sen de bir süre bana ulaşamazsın. Tamam tamam, alıyorum kutularını. Ay kutuları unuttum. Yakışıklılıktan çok sanki tekti. Tövbe estağfurullah. Çok güzeldi sahi. Böyle baktı, sonra güldü bana. Allah'ım dedim. Eğer hayatımın aşkı buysa bana bir işaret gönder. Ve işte tam o anda...
güzel gülüyor Saim. Kim? Allah belanı vermesin Saim. Efendim? Ay çok özür dilerim, çok pardon. Yok sorun pardon, değil, sorun pardon, değil. Pardon. Sorun değil, sorun değil. Gerçekten sorun değil, sorun değil. Ben yardım edeyim size. Ay şey, şurada da bir şey kalmış galiba. Oğlum senin ayarın kaçtı kesin yine değil mi lan? Kaçtı valla. Deli mi dürttü seni lan? Adı neydi acaba ya? Hangisinin Aras? Saim, canım benim ya. Hadi çık abi, hadi hemen gel bana, hadi. Ah, Aras, of Aras. Bir mucizeydi yaşadığım. Resmen masal gibiydi. Böyle sihirli bir şeydi, peri gibiydi. Ay bu yaktı iyice aşktan falan kafayı. Erkek peri var mıdır acaba ya? Vardır. Kızlar, bu iyice gitti. Hadi gelin de kendine getirelim şunu. Selam Bekir, necesin? İyiyim, iyiyim. Zibil, var mı atma zibil? Yok zibil bibil. Bak seni anlıyorum artık. Ha, akıllı şahsen sen maşallah, maşallah. Tamam, dur. Meriman. Evet. Bak dün akşam bir şeyler oldu. Ne oluyor diye bir bakayım dedim. Taş gibi bir şey atlar az daha kafama geliyordu. Sen karışma, karışma onlara. Nasıl ilişmeyeyim ya? Hep böyle mi bunlar? Ne biçim insanlar kardeşim bunlar? Dağ başımı burası, görgü diye bir şey kalmamış. Abi dedim karışma sen, bir sus, bir sus. Zorlu kızlar var orada, kızlar var. Hamsta zor kızlar. Zor mu? Evet, çok zor. Nesi zor? Çok zor. Kızlar, bir şey diyeceğim. Bu çocuğun telefonu yok. Adı sanı yok. Bir girişim yok. Sen nereden bulacaksın bu beyaz tüylü prensi? Evet. Çöp yok dedim ya Neriman. Okay. Bir de bir şey söyleyeyim. Alt kata taşınan var. Biraz sakin ol benden söylemesi. Ne yapayım aşağı kata taşınan varsa Neriman? Ben bilmem. Senin için zadoloz dedi. Bana? Ne kadar vahşi insan diyor, görgüsüz diyor, kötü kötü şeyler diyor, diyor da diyor. Herhalde kafasına bir şey attın, o yüzden zadoloz diyor. Vallahi doğru demiş. Evet, cadalozun tekiyim ben. Evet. Dağdan gelip bir de bağdakini kovmaya çalışır bunlar. Değil mi Neriman? Evet. Allah senin karşına çıkacak adamı korusun be! Cadalozun divanası! Kaba adam. Görürsün sen şimdi. Apartmanla yaşamanın kurallarını bilmeyen biriyle komşu olmak ne kadar da zormuş. Sus bir saniye. Herhalde sen onun kafasına bir şey attın da o yüzden zadoloz diyor. Yani aslında öyle insan değil o. Ne yapabilirim ben de Neriman? O çok zor insan, zor. Ne diyorsun? Ne zoru, ne insanı? Zor yani çok bombay oğlandı yani. Süper oğlan, süper insan, süpermen. Neriman. Evet. Hadi, hadi sen git. Hadi canım, hadi, hadi. Bir baksaydın da çarp, aşık olduğun kız orada zannediyorum. Bir bakayım. Su, su. Doğru söylüyor. Dadoğuz'un tekisin sen. Kızlar, alt kata lanet bir adam taşınmış. Gazamız mübarek olsun. Allah, kimmiş o? Bana cadaloz demiş. Düşünebiliyor musun? Bana cadaloz demiş. Cadaloz mu? Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol Aras. Sakin ol. Derin nefes al. Ver. Bana görgüsüz demiş. Şaka mı bu ya? Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Siz kaç kişisiniz? Görürsün.
Bir şey söyleyeceğim. Mesela düşünsenize, benim beyaz tüylü prensim de aynı bu lanet adam gibi bir şeymiş mesela. Antipatik yaratık! Ay Allah korusun kız! Vallahi ben bittim. Yaşandım ayol. Vallahi yaşandım. Ay. Berna burada olsaydı ne derdi kızlar? 30 aldınız, 30! Kıskanç kadınlar size, kıskançsınız işte! Saçmaladınız artık. Zaten çocuk uçtu gitti elimden. Ya öyle saçma sapan bir mutluluk girdabına girdim çıktım işte. Telefon numarasını bilmiyorum, adını bilmiyorum. Ya kim bilir bir daha ne zaman görürüm. Belki şimdi kapı çalar ve bir anda o gelir. Yok artık. Yoksa bu bir işaret mi? Yoksa ikinci bir fırsat mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi inşallah. Uç düğü. Kızlar, bakın kim geldi. Selam. Ciao. Ciao tutti. Tanıştırayım. Fabio, kendisi İtalyandır. Buongiorno, Fabio. Buongiorno, cara. Fabio. Tanıştırayım aslında ben de seni. Bunlar da benim artı 30'lu kızlar. 30 mu? Yani 30 diye diye. 30 işte ama. Sloganı bu kızın 30. Allah'tan çocuk Türkçe bilmiyor da sadece beni anlıyor falan. Yoksa rezil olacaktınız. Ayrıca bu hal ne? Tavuk falan mı kestiniz siz burada? Carlo, sai che quando parli turco sei veramente bellissima. Non dirmi ti amo, fammelo sentire. Promesso. Amma da değil biliyor bu ha. Evreni veriyor ya sürekli ondan herhalde. Ay ne var canım? Sizin de içiniz fesat. Hani ben yani evrenle bir bağlantısı var anlamında söyledim. Hani dile katkısı büyük böyle dil dile değmeyince dil öğrenilmezmiş ya o manada söylemiştim. Odalardan biri boş mu? Yok artık. Ya, oha! Ne abartı bu? Sadece bir 5 dakikalık işimiz var. Halledip çıkacağız yani. Allah Allah. 5 dakika sürmez o. Doğru söylüyor. 5 dakika sürmez bence de. Dövme yaptıracağım sırtıma. Gidiyoruz. Gel buraya. George, George. Abi ya. Güzel çocuk. Veriyormuş. Kızlar, hani benim bir tane kırık koltuğum vardı ya. Ben onu içeri koymuştum. Ya şimdi onlar onun üzerinde böyle şey yapmasınlar. İyi vallahi yaparlar mı yaparlar. Ya şaka mı bu ya? Yeter be saatlerdir. Benim duyduğumu size duydunuz mu? Vuruyor değil mi alttan o? Vuruyor. Hala vuruyor, pes etmedi. Ona alt katıma taşınmak ne demekmiş göstereceğim. Görün o gücünü. Yetti be saatlerdir. Yemişler. Kafayı yemişler bunlar. Boş ver sen. Hadi gel. Her şeyle mi gitti o? Tamam siz anlamıyorsunuz. Kazandım. Ya sen nasıl bir insansın ya? Senin gibi komşu olmaz olsun be! Terbiyesiz! Aç kapıyı! Kapıyı çalıyor. Kapıyı çalıyor. Şimdi onu birini göstereceğim. Göstereceğim! Göstereceğim! Müzik.
Müzik kulağınız çok iyi. Çok iyi ritim tutuyorsunuz. Herhangi bir enstrüman falan çalıyor musunuz? Yok. Ben aslında böyle... çok iyi dans ederim. Ama siz bir enstrüman çalıyorsunuz sanırım. Evet. Flüt çalıyorum ben. Blok flüt ama sonuçta o da bir flüt tabii. Tabii. Yani çocukluğumdan beri çalıyorum. Hani şu altında delik olanlar var ya... hani parmağınızı kapatmanız gerekiyor yoksa böyle... diye bir hafif bir ses çıkarıyor. Ama ben tam kapatabiliyorum. İyi çalıyorum ben. Siz burada mı oturuyorsunuz? Ha, evet. Burada oturuyorum. İki oda bir salon. Doğalgazlıdır herhalde. Tabii tabii doğalgaz var. Yani doğalgaz geldi buraya. Buralar çok gelişti son zamanlarda yani bildiğiniz gibi değil. Çok bayağı gelişmeler oldu. Benimki de öyle. Ne tesadüf. Ben de hemen altınızda oturuyorum. Yani taşındım, altınıza taşındım ben. Altına mı taşındınız? Ben Su. Su. Memnun oldum. Benim adım da Aras. Aras. Çok güzeliz. Peki. İyi geceler. İyi geceler. Kapatın üşümeyin. Ha evet. Doğru, kapatayım. Bay bay. Aras. Alt katıma taşınmış. Atlayacak mı bu? Su. Su. Hande. Ne oluyor? O burada. Kim burada? Aras. Aras kim be? Beyaz tüylü prens. Anladım be, ne oluyor? Ay bir dur be. Anlatsın bir. Bir anlat bakayım. Baştan anlat. Bugün karşılaştığım adam beyaz tüylü prens alt katımı taşımış kızım. Hadi abicim git şu konuş psikoloğunla artık bir akıl al. Böyle saklanarak bilmem ne yaparak olmayacak bu brocum bu iş. Bitir yani. Ya Saim oğlum bak sana tek bir sorum olacak. Sen kadın olsan. Verme. Verme ama. 10 tane de olsa verme. Neyi vermesin abi? Yüreğimi vermem. Aras'cığım. Allah senin belanı versin sen. Gerçekten senin Allah belanı versin. Ya hadi yürü git be. Yürü git. Yürü git. Doğru kullan. Doğru. Selfie. Nereye bakıyoruz? Bir dakika, bir dakika. Kameraya bakıyoruz. Soruyor, bir dakika diyorum. Su. Efendim Su. Hande. Hande ben çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Böyle yerimde duramıyorum. Ay böyle içim kıpır kıpır yani. Sanki böyle her an zil çalacak da içeri girecekmiş gibi. Zil miydi o? Yemin ediyorum geldi. Hande ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım söyle. Kızım hemen git kapıyı aç, hemen de. Aç, aç, aç. Hadi kapı kapı. Kız çıktı geldi çocuk ay, görüyor musunuz? De geldi be. Aa, vallahi olsun. Kızın her söylediği olur mu arkadaş? Geliyorum. Duştan çıktım da. Salak duşu niye karıştırıyorsun? Nasıl ya? Hep sen mi vardın kapıda? Evet. Ben vardım ya. Sen beni sevirsen, yani diyelim sen beni sevirsen. Ay yani. Tamam Neriman, anladım tamam. Niye geldin? Aslında ben zili basıp kaçardım ya. Sen söyledin, duştayım, tıkıram. Ben de ayak sakladım. Ay ay ay, bir daha bir soru geliyorum. Dün sizden bir kız çıktı ya. Ben o kıza galiba aşık olduğum kız o. Yani bilirsen mi sen? Bilmiyorum Neriman, bilmiyorum. Yakşı yakşı, özüm taparım. Sen Neriman. Ne sapık ya? Taparım yani bularım. Şimdi Aras Bey, psikolojide maruz bırakma diye bir yöntem var. Maruz? Evet, çok etkili bir yöntem. Zaten sizin
kendinizden ve kadınlardan kaçmanız yanlıştı. Sizin öncelikle kendinizi kabul edip sevmeniz gerek. Bu sizin iyileşmeniz için de önemli bir adım. Deniz Bey, ben bu adımı atmaya hazırım. Elimden gelen her şeyi de yaparım. En büyük aşkınız ve en büyük korkunuz. İkisi için de tek engel sizsiniz. Ki zaten bize aşama kaydettiren şeyler hep büyük olarak tanımladıklarımız. Haklısınız. Sizin yapmanız gereken durumunuzu kabul edip elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak. Tamam, çalışacağım. Ayten'in suyla aramızdaki güzelliği bozmasına engel olacağım. İnşallah. Deniz Bey, bu oynama takıntısı da zor değil mi ya? Yani işte. Terzi kendi söküğünü dikemez derler. Kelin ilacı olsa kendi başına sürer derler bir de. Pardon. Sorun değil. Modern psikolojide her koyun kendi bacağından asılır da derler. Freud değil miydi o ya? Yok, o Lacan. Freud deveye sormuş. Demiş ki neren doğru demiş. Ya da neren eğri demiş. Deve de bir tane koymuş bunun ağzının ortasına elinin tersiyle benim nerem doğru ki demiş. Bu pek olmadı yalnız ya. Bence de olmadı. Kim doğru, iyi mi? Yok, bendim. Bendim. Hatta diğerleri de bendim. Kandırdım sizi. Netice olarak Aras Bey, biz bu işi başaracağız. Başaracağız. Ajan falan mı son? Hayır. CIA, Mossad, KGB mi? Tamam, 007, o da olur. Seke tutun. Tamam abi, tuttum. Hadi bas gaza, Allah aşkına bas. Hadi ne olur, hadi. Hadi abicim, hadi ne olur, hadi. Ay! Uçtu kuşum. Evimi mi bulacaktı Deniz Bey? Ya takside kafayı bir çevirdim. Binmiş motorlu pizzacının arkasına beni takip ediyor ya. Ya kadın bildiğiniz manyak Deniz Bey, manyak. Yok canım, kevaşelik artık bunun yaptığı. Efendim? Yuh yani olur mu böyle şey gibisinden. Buyurun devam edin. Yemin ediyorum Deniz Bey. Ya ben sırf bu yüzden terapi saatimi ileri aldım. Bulmuş burayı beni gözlüyor. Yarın da o pizzacı. Kaç saattir bekliyorlar. Soğumuştur o pizzalar. Soğumamış mı? Bilmiyorum Deniz Bey. Zaten önemli değil. Kafanız dağılsın diye söyledim. Dağıldı mı kafanız? Yani sanki. Aras Bey, bu sizin sınavınız. Bu sınav elbette kolay olmayacak. Zorluklarla sınanıyorsunuz, daha da sınanacaksınız. Ananızdan emdiğiniz süt burnunuzdan gelecek. Ama sizi temin ederim ki, siz zorlandıkça vakıf olmanız gereken öz bilgiye daha da yaklaşacaksınız. Tamam, nedir o bilgi? Paylaşın lütfen, mahvolacak ilişkim her şeyim. Paylaşın, nedir o bilgi tam olarak? Ne bilgi, ne bilgi? Ne bileyim ben ne bilgi? Size ait o bilgi. Siz kendiniz vakıf olacaksınız o bilgiye. Siz akışı yaşayın Aras Bey. Beni de delirtmeyin. Bekir, nasılsın? Nereden geliyorsun? Ceza kafana bir şey attılar mı? Bu ne? Çok sağ ol, iyiyim Neriman. Çok naziksin maşallah. Çok naziksin. Ne bu, bu ne? Ne kadar naziksin bir o kadar da kibarsın ya. Ne bu? Kek. Pastaneden aldım, aşağı köşedekinden aldım. Ha, evet, tamam mı? Evet. Hani yeni taşındın ya, komşularla beraber çay içip yeriz diye. Evet. Komşuluk adına yani. Evet. Bir mahsuru var mı? Hayır.
Çok şuluk Vekil sen, çok şuluk sen. Evet, evet, şuluğum ben, şuluğum. Evet, evet öylesin, biraz çok. Şey, ay. Ben de sana geliyordum. Bana mı? Ay, sana. Bugün böyle bir kek yapasım geldi. Dedim, ellerimle bir kek yapayım. Sonra dedim, şimdi kek tek başına yenmez. Dedim, belki beraber yeriz hani böyle karşılıklı komşuculuk adam. Ellerinle mi yaptın? Evet. Ama aynı kek, o şeyde pastanın satılan... Tabii ki ellerimle yaptım. Sonuçta kek kalıbı yani hepsi birbirine benziyor. Yuvarlak üstü bir özelliği yok. Eller olur bana yok mu? Helal et, boğazımda kalmasın. Ettim, ettim. Evet, pastaneci. Şey, ben de sizin için kebap yaparım. Ben gideyim, siz kekinizi tamam, yiyeyim görüşürüz. Mi Su? Tabii. Gideyim ben. Tabii tabii, sen git. İsterseniz kalabilirim. Yok, bir şey olursa seni ararız. Neriman'cığım, hadi lütfen. İyi tamam, günler. Tamam, ben gideyim. Hadi Neriman. Hadi Neriman, hadi. Hadi. Sen Neriman'ın ne kadar yalancı bir insan olduğunu tabii ki daha bilmiyorsun da... Yani o pastane keki dedi ama kesinlikle öyle değil yani. Sonuçta kek birbirine benzer kek kektir. Hani yuvarlak kalıbı hepsi aynı. Güle güle ye. Yani şey, güle güle otur demeye çalıştım. Hani sonuçta biz daha yeni taşınıyorsun, tanışıyoruz. Her şey çok yeni. Öyle yani güle güle işte ye. Çok sağ ol Su, çok... Su. Efendim? Hafta sonu boş musun? Aa, bu hafta sonu doluyum ya, kusura bakma. Tamam. Yani doluyum derken aslında çok dolu değilim yani. Ben hani hayatı dolu dolu yaşamayı seven bir insan olduğum için hani doluyum diye konuştum. Çünkü biz aslında çok yoğun insanlarız yani. Benim arkadaşlarım biz böyle sahile gideriz, yemekler yeriz, spor yaparız, yoga yaparız, koşulara gideriz falan. Hatta bir tane gece kulübü var. Orada inanılmaz çok eğleniyoruz yani. O kadar dans ediyoruz ki çok eğlenceli. Gece kulübüne gidelim diyorsun. Bence çok iyi fikir. İkimiz beraber gece kulübünde çok güzel olur ya. Süper fikir. Bence gece kulübü mükemmel. Tamam, gece kulübü o zaman. Görüşürüz. Paytak paytak. Pıt pıt. Güzel. 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 Bir saniye, bir saniye. Alo. Sahim, abi ocağına düştüm ben ya. Ben stres yaptım, yine ayarım kaçtı benim. Ne oldu oğlum? Ne yardımı? Sahim, ben gece kulübüne geldim ama içeri giremiyorum. Birazdan korumalara madar olacağım galiba abi. Dur dur dur, bir saniye ya. Sen ve gece kulübü ha? Tahmin ediyorum suyla beraber... Evet Sahim, evet. Vay vay, kardeşim benim be. Abicim ya, şimdi geyin sırası değil. Ben çok müşkül bir durumdayım burada ya. Kız içeride beni bekliyor, ben korumaları aşıp içeri giremiyorum. Bir şeyler yap ya. Abicim, niye Su içeride de senin yanında değil ki? Ya Sahim, amma soru sordum be kardeşim ya. Sahim, bendeki tuhaflığı çakmasın diye ben geç kalacağım, sen içeride beklemeni derim. Tatmin oldun mu? Tamam abi, tamam. Sakin ol. Çözeceğiz şimdi. Senin ilacın bende. Abi sen derin bir nefes al abi. Derin bir nefes al. Tut abi şimdi o nefesi, tut. Gel tatlım sen, gel. Evet. Gel. Gel. Güzelsin sen. Güzel, dön. Devam. Aynen devam. Alo. Alo. Oğlum gerçekten tuttun mu lan nefesini, gerizekalı? Sahin, dalga mı geçiyorsun sen benimle, gerizekalı? Abi kızma ne olur yani, kızma artık. Yani sakin olman ve derin nefes alman gerekiyor. Bunu artık biliyoruz, 300. sefer ya. Sahin, beni daha çok gerdin abi. Kapat şu telefonu, Allah belanı vermesin gerizekalı. Yapabilirsin Aras, yapabilirsin ha. Yapabilirsin. Nefes al. Bırak. Oh, tamam. Alırlar seni. Alırlar oğlum, senden daha iyisini bulacaklar. Gayet presentable'sın. Gayet iyi. Sakin, sakin. Gayet güzel. Evet, çok iyi gidiyorsun. Harika. Çok iyi. Aferin sana. Hadi bakalım. İyi akşamlar arkadaşlar. Hop. Evet. Hop. Hayırdır kardeş? Hayırdır kardeş? Nereye gittiğini sanıyorsun? Nereye gittiğini sanıyorsun? Başıma bela olma, bas git. Başıma bela olma, bas git. Debelenme, çek git. Debelenme, çek. Aa, bizim Vekil Bey buradasınız. Neriman. Çalışıyor musunuz? Çalışın, çalışın. Arkadaşım benim. Gel. Beraberiz. Abi, verilmiş sadakanız varmış. Yemin... Neriman geliyor. Verilmiş sadakanız varmış. Burası benim mekanım. Sadece Berna'yı tanımak için sizin apartmanda kapıcılık yapıyorum. Anladın mı?
Hesabınız benden afiyet olsun. Biliyor musun? Aslında ben onunla ilk kez burada karşılaştım. O yüzden hep buraya geliyorum. Onun vahşiliği, kapalılığına aşık oldum ben. Tam hayallerimdeki kız. Ben de söyledim ki. Neriman şu ağzını kapat bari. Ne al? Nereye kapat? Ne? Ağzımı mı avladım ben? Böyle yakışır mı? Yakışır mı böyle? Yakışır. Çok yakışıyor. Evet, böyle yakışıyor. Sekiziyim mi böyle ben? O kadar yakışıyorsun ki. Biliyorum, zaten farkındayım her şey. Herkes bana bakıyor. Nerede kaldı bu? Sen de çok şanslı beşesin ha. Bu Neriman nasıl apartman görevlisi ya? Anlamış değilim ben. Adamdaki fors bizde yok. Neriman bu. Sesilmiyorum ben artık. Adam kapıcılık yapıyor ama her yere girip çıkabiliyor. Enteresan adam. Aksiyon adamı yani. Delidir ne yapsa yeridir yani. Sen şimdi Neriman'ı boşver de gel dans edelim. Yok teşekkür ederim. Ben sevmem dans etmeyi. Aa, nasıl? Ne demek teşekkür ederim lan? Gel hadi dans edelim. Ya, etmeseydik. İyiydik biz burada. Şu adam var ya, şu adam. Hangi adam? Çok hoş adammış be. Ben bunun için kocamdan ayrıldım. Yapılır mı bana bu be? Vallahi tatlım, kusura bakma ama sen de biraz akılsız mısın yani? İnsan işini sağlama almadan kocayı boşar mı hiç? Ne bileyim ben. Yani böyle içimdeki sadist duyguları uyandırdı. Böyle acı çektirmekten zevk alıyor sandı. Bak, ne yalan söyleyeyim. Güzel kadınsın. Bence uğraşma bu zibidiyle. Boş ver. Değmez. Ama var ya, ben onun burnundan fitil fitil götüreceğim. Hem onu mahvedeceğim, hem ilişkisini mahvedeceğim. Kadırgalıyım ben. Ayten. Çok sarhoştum. Bir de üzerine o kadar dans edince tabii bayıldı sonunda. Öyle öyle. Bir şey olmaz değil mi kadına? Nerede? Ne? Yok canım, ne olacak? Ambulans götürdü zaten. Ne bileyim. Sen kadının o kadar çok ilgilenince hani böyle kucağına falan yattı. Ben de daha önceden tanışıyorsunuz zannetmiştim. Hayır canım, nereden tanıyayım ben onu? Koskoca kadın zaten Su. Ama çok güzel dans ediyor. Maybe not fall.
ne komik bir adamsın. Seni evine bırakacağım ne demek? Zaten bir yüz katında oturuyorum. Yani şimdi genç bir hanımı bu saatte dışarıda bırakmak olmaz. Yakışmaz yani. O zaman bu keyifli akşam için çok teşekkür ediyorum kibar beyefendi. Asıl ben teşekkür ederim. Hava almak bana da iyi geldi Su. Seninle çok güzel vakit geçiriyorum. Yani seninle geçirdiğim her an çok güzel. İyi ki hayatıma girdin. Ben de çok güzel vakit geçiriyorum Su. Sen de iyi ki benim hayatıma girdin. Sen beni mi taklit ediyorsun? Hayır, heyecanlandım ben, ondan öyle oldu. Ya tamam, ben de farkındayım liseli kızlar gibi davrandığım ama... ...hiç komik değil yani böyle dalga geçmek zorunda değilsin çünkü beni taklit ediyorsun. Vallahi etmiyorum, heyecandan öyle oldu. Yalnız... Ediyorsun. Etmiyorum. Seni yalancı sen, beni taklit ediyorsun. Beni taklit ediyorsun. Bak hala. Bak hala. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Tatlı kız ya. Allah belin kahretmesin ya. Geri zekalı Aras, yanlış eve girmişsin. Su. Aras ya şey olmuş galiba. Evet, biraz bende de oldu. Tamam, herkes kendi evine gitsin o zaman madem. Peki. Hadi ben. İyi geceler, görüşürüz. Kapat da o yüzden girdim. Gir tabii Neriman. Hakkın. Tabii ki hakkım. Zaten biliyorum hakkım olduğunu, o yüzden rahatım. Bir soru sorayım. O kız kim, onu söyler misin bana? Numarasını verir misin? Ben onu tapasam. Hangi kız Neriman? Dün bir kişiyle çıktı ya. Hangi kişi? Kişiyle yani erkekle, evet erkekle çıktı dün. Ha, bir erkekle çıktıysa Berna'dır o. Berna mı? Berna. Evet, Berna. Hatırladım. Berna. Berna ne sever? Numarasını versene. Berna yabancı erkeklerden hoşlanır. Evet. Gerçi sen yabancı değilsin ama. Evet. Numarasını telefonumdan alabilirsin. Bir saniye. Berna. Hayır ya. Sahip. Ne yapacağım ben sahip? Hadi at, kurban olduğum at. Alo. Berna kıymetliğim, attın sonunda. Siz kimsiniz? Ben yabancıyım, tanıdık bir yabancıyım. Yabancı derken? Bizim seninle geçmişimiz var, ufacık bir şeyler. Geçmiş? Anlayamadım. Bela başa düşmürsen. Ben Su'nun apartmandayım. Gel buraya, gözlüyorum seni. Hadi kapatıyorum. Aa, bayağı kapattı. Çok güzel sesi var, çok güzel sesi var. Yeni bir ilişkiniz var mı? Evet. Siz de mi ilişkinizin bozulmasını istemiyorsunuz? Evet. Bir gün bozulursa sebebinin siz olduğunu biliyor musunuz? Yok. Daima aşk için heyecanı zirvede tutun ve farklı bir şeyler yapın. Hande'cim,
Yıllardır hayalini kurduğum beyaz tüylü prensimi bulmuşum. Herhalde sizinle görüşmeyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Gündüz de gelmeyin bana. Ya yoğunuz diyorum, anlasana. Çok yoğunuz. Ay hadi tamam, beni lafa tuttun yine. Farklı bir şeyler yapmam lazım benim. Aşkım, o kadar kötü bir şey oldu ki. O kadar kötü bir şey oldu ki. Çok iyisin tatlım. Ay ya, görüyor musun? Of ya. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Of. Ne yapacağım ben şimdi? Su. Hayatım, iyi misin? İyi değilim. Ne? Çok kötü bir şey oldu. Ne? Aşkım, kapı üstüme çarptı. Anahtar içeride, ben dışarıda kaldım. Sen öyle bağırınca çektim kapıyı, çıktım. Anahtar da içeride kaldı tabii. Hava da serin. Üşüdün mü? Yok, üşümedim. Tenin buz gibi ama. Yani evet, biraz üşüdüm ama güzel. Güzel? Evet, güzel. An itibariyle sabaha kadar bu taşın üzerinde oturup beklemek zorundayız, biliyorsun değil mi? Paramız da yok. Telefonlarımız da yanımızda değil. Az önce belirttiğim gibi hava serin. Ama sen varsın. Ve sen çok sıcaksın. Bir de gündüz vakti olsaydı burada bu şekilde oturamazdık. Gece olduğu için sessiz, sakin. Sadece ikimiz burada böyle oturabiliyoruz. Doğru. Değil mi? Evet. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Gecenin körü, hiç üşenmedim. Böyle bir kumpas mı hazırladın? Ben aldığım davalarda böyle tezgah görmedim Su. Abartma. Birazcık heyecan yaşayalım istedim. Fena mı yaptım? Yo, yapmadın. Dergide okudum bugün. Daimi aşk için heyecanı her zaman zirvede tutun yazıyordu. Birazcık heyecan yaşayalım istedim. Sen yine beni mi taklit ediyorsun? Su, bir dakika, bir dakika. Hayır, bir dakika. Ben çok kötü oldum. Böyle bir bayılacak gibiyim. Ben şuraya bir oturayım. Ne oldu aşkım böyle birdenbire? Hı? Tatlım, böyle soğuk soğuk terledim ben. Nabzım da düştü sanki. Kapının önünde kaldık ya. Ay benim yüzüme hasta mı oldun yoksa? Hayır, hayır, hayır. Seninle alakası yok, hayır. Peki ne yapabilirim senin için? Su. Efendim? Su, su. Efendim aşkım? Su, su getir lütfen. Ha öyle su. Ay çok pardon, tamam hemen getiriyorum. Suya otomatik tepkiler vermek değil de kendi irademle dokunmak istiyorum Deniz Bey. Biz bu yüzden henüz birlikte olmadık. Hı? Biz bu yüzden henüz birlikte olmadık.
Aras Bey, anlamıyorum. Biz diyorum henüz birlikte olmadık. E tamam. Sizin durumunuzda normali bu. Alessandro Del Piero. Açın beni. Ne yapıyorsun? Oğlum bu ne lan? Sus. Ne kafası yaşıyorsun? Elde var mı? Dokunma. Dur. Yavaş. Alalım olsun Bekir. Çok bekledik bu anı. Çok sabırsızlandım. Çok. Sana ne oluyor abi? Sen niye sabırsızlandın Neriman? Ne oldu? Ne yaptınız? Bir söylesene bana. Nerimancık eksik olma kardeşim. Bak gördüğün gibi sapasağlam ben burada duruyorum. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Hadi muhabbet daha fazla saçmalama. Seni sanki... Beşil gibi seni. Hadi abi hadi. Helal olsun helal. Şuluksun sen. Hadi şuluksun. Abi. Seni seviyor mu? Ne söyle? Ne yaptınız? Bir... O üç günde ne yaptınız? Söylesene. Şuluk seni vekil seni. Şuluk ne abi? Ne bileyim abi Neriman'ı bilmiyor musun işte yani? Ben bilmiyorum ne yaptığını. Niye herkesi başıma topluyorsun peki Saim? Anne ne bileyim merak ettik kaç gündür yoksunuz ortada. Ne oldu aşkım? Merhaba. Ben Saim. Merhaba. Ben de Su. Memnun oldum. Bu tabii bizim asosyal sevgi kelebeğimiz. Hiç arkadaşlarıyla bizi tanıştırmak istemiyor tabii. Onun için anca biraz fırsat bulduk sende. Zaten bizim kızlarla da henüz tanışmadı. O yüzden aslında seninle ben biraz erken bile tanışmış olduk. Aşkım Saim bizi merak etmiş ondan gelmiş. Zaten şimdi kalkıp gidiyor. Tamam. Bu arada dün Bro beni ofisten aradılar. Birisi uğramış, Tekirdağ söyledi. Ben böyle hani bir Ayten'den şüphelendim, bir uyandırayım dedim. Çünkü bayağı böyle kocası olan bir kadın gelmiş. Koca memeli koca mı? Evet. Koca sıfat olarak değil, iri yarı eşi, kocası varmış birlikte. İriler zaten. Ben uğrayıp geliyorum. Geliyorum. Hadi görüşürüz, öpüyorum ben. Görüşürüz Saim, görüşürüz. Yine gel. Abi Ayten sen mahvoldun ben. Eğer senin ofisini bulduysa burayı kesin öğrenmiştir. Ben de onun için diyorum ki gidip anlatsana oğlum Su'ya bunu. Yani Su'yla şu işi bir rayına koysam ilk işim Ayten'i anlatmak olacak ona zaten. Aras Bey, bakar mısınız o telefona? Aa, kusura bakmayın Deniz Bey, affedersiniz, pardon. Alo. Ha bakın, bakın yine bilinmeyen bir numara arayıp kapattı. Hem de öpücük atıp kapattı. Bakın kesin Ayten bu. Ayten değildir oğlum o ya. Değildir, değildir Ayten. Tabii taktik değiştirmediyse seni ürkütmemek için. Doğru. Abi sen şimdi memelerden falan da bahsedince ben iyice tırstım ben sana söyleyeyim yani. Tırsma lan. Tırsma. Doğru. Memeden tırsılır mı? Ya da tırs. Doğru. Ayten abi. Kesin Ayten bu. Ya benim derdim benim. Bana yetmiyormuş gibi beni daha da müşkül duruma sokuyor. İyice sapıtıyorum ya, iyice sapıtıyorum. Misal hani böyle bir arama. Su'nun yanında gelseydi. Aras Bey bir sakin olun. Ben de yapıyorum böyle aramalar. Efendim? Alıyorum böyle aramalar. Ben de. Herkesin başına gelebilir bu. Aa. Aras Bey kusura bakmayın sesini açık bırakmışım. Allah kim arıyor acaba? Aras Bey ne yapıyorsunuz? Kusura bakmayın Deniz Bey. Yok rica ederim. Allah Allah. Ama bu bayağı enteresan. Bu bayağı enteresan. Biz bunu arada yapalım. Ama biz bunu arada yapalım. Keşke başka figür de biliyor olsa. Keşke başka figür de biliyor olsa. Müsterih ol. Ben kaçıyorum. Bu çok doğru. Görüşürüz. Aşkım. Gel oturalım. Dinlenelim biraz. Yorulduk. Gel gel gel. Oh. Ne? 981 cevapsız arama mı? Kızlar nasıl merak etmişlerse beni. Ha, dur ben bakarım. Sahimdir belki yine. Geldim. Tamam geldim. Başkan! Sen bunu kaçıramazdın. Çok güzel çıktık. Hadi bakacağım ben ona. Gelsinler. Ah, evet kızlar. EOA yani enişte olacak adam sorgusunu
başlatıyorum. Saim'cim sen gidebilirsin kardeşim. Bak enişte olacak adam sorgusuymuş bu. Ben de senin enişten değilim. Hadi git. Arasın biliyorsun ben hayatta iki şeyi ıskalamam. Birincisi kadınlar. İkincisi eğlence. Ay bunun gözleri dışarıda bunların be. Kesin. Sıkıntılı bir tip deme. Ama şöyle bir durum var ki. Ben sıkıntılı tiplere bayılırım. Orası kesin. Kesin orası zaten. Neyse efendim. İlk olarak burç önemli. Kesin karar vermeden önce hani son çıkış. Sen köprüden önce son çıkış gibi falan düşün bebeğim, tamam mı? Ha, burcunuzu alalım. Yengeç. Ay, yengeç mi? Ay bıcık bıcık duygusal olursunuz siz. Kız evcil de olurlar. Evine bağlı olur, evini sever, ne güzel işte. Ya. Ben onu bunu bilmem. Ama psikolojik rahatsızlığa yakalanma yüzdesi en yüksek burç yengeç burcudur. Baştan söyleyeyim, sonra söylemedi demeyin. Yo, bizde öyle bir şey olmaz. Benim en düzgün yerim psikolojim. Sahim de bilir zaten. Aynen bro. Biz istatistiklerle geliyoruz efendim, siz merak etmeyin. Evet kızlar, ikinci soru geliyor. Sor. İlk kez kaç yaşında bir kızla öpüştü? Biz hiç girmeyelim bence oralara. Bence bu konuya girmenin tam yeri ve tam zamanı Aras Bey... Sizdeyiz. Sorunun cevabını merak ediyoruz aşırı derecede. Bu konuda müvekkilim adına ben cevap vermek istiyorum. Lütfen buyurun. Yıl 1989. Fransız devriminden tam 100 yıl sonra. Aras henüz 8 yaşında. Karşı komşusu Mevlüde teyze ile karşılaştılar. Ve Mevlüde teyze ver bakayım o alt duduşlardan bir parça dedi. Ve Aras ilk kez karşı cinsle bu şekilde etkileşime geçmiş oldu. Sosyal medyada aktif değilsin. Hayır değilim. Fake hesabında yok. Hayır yok. Kızlar, cevap veriyorum. Hadi Petek, Allah aşkına gerçekten içimize sıkıntı bastı. Lütfen söyle. Hadi. Araştırmalara göre sosyal medya kullanan erkeklerin seks hayatıyla... Evet. ...sosyal medya kullanmayan erkeklerin seks hayatı arasında... Hiçbir fark yokmuş. Yani anlayacağınız kişinin kendinde bitiyor. Yapma. Yapma. Et mi koktu? Et koktu. Et koktu. Ben de mangal diyeceğim ama... Evet. Sahnedeşin büyük babasına benziyormuş. Ay Neriman, valla aklına bin yaşa ya. Ne güzel yaptın sen böyle. Ha, açık hava, mangal falan. Harika oldu ya. Zaten kokuyu duyar duymaz Neriman olduğunu anlamıştım. Geçen sene de aynı böyle bir mangal yapmıştık. Ya o kadar güzeldi ki ne kadar çok et yediğimi ben bile hatırlamıyorum. Değil mi Neriman? Evet, bir baktım herkes burada. Malum siz de kavuşmuşsunuz. Dedim bir kutlayalım. Her ne kadar ben yarıma kavuşamasam da olsun yani. Ya ah kıyamam ya. Neriman ya. Olmadı, bir türlü olmadı. Tamam, olur. Merak etme. Neriman. Kemal sim yapıyorsunuz, bunu yiyorsun. Ben seveyim. ben hoşuma gitti. Aman tello, tello, can tello. Canım tello, tello, can tello. Araz üstte, buz üstte tello. Kebap yanar, köz üstte tello. Koy beni öldürsünler tello. Bir alacağız kız üstte tello. Aman tello, tello, can tello. Koy beni öldürsünler tello. Berna adlı kız üstte tello. Yorulmuşsun Bekir. Bir et yesene, et ye. Cüz kuvvet gelsin. Bir soru sorayım. Başka arkadaşlarınız yok mu? Çağıralım bir yerde çap yiyelim, takılalım böyle. Nerimancığım, bizim kadro bu kadar. Daha başka biri yok. Başka kimse yok mu? Ama sen Berna'yı soruyorsan, ki onu soruyorsun. Evet. O bize öyle takılmaz. O işi olduğunda bizim yanımıza gelir. Bekleme yani. Beklemeyeyim ben onu. Hayır. Berna Artuamlar'da kızlar çekin yapmış. Hah, bak tam da bundan bahsediyordum. Evet. Hadi hızlanalım biraz. Niye ya?
ne güzel manzaraya bakıyorduk. Merhaba. 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 Su. Biri mi bağırdı? Bir şey olmuş olabilir. Bence yardım edelim. Yoktur bir şey, yoktur bir şey. Hadi gidelim. Burası güvenli değil. Ormandayız. Bak tekin değil buralar. Hadi gidelim. Takip et beni. Hadi. Ay! 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 Yine uçtu kuşum. Sen çok farklı bir adamsın, biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Yani ciddiyim. Bazen öyle tuhaf davranıyorsun ki bu adam hasta diyorum. Yok canım, ne hastalığı? Sana öyle gelmişsin. Ne bileyim. Anormal davranıyorsun ama. Nerem anormal Su? Sen hassas gününde misin? Ya bak işte yine sanki ben tuhafmışım gibi davranıyorsun. Ormanda çığlık duyuyoruz, gidelim bakalım diyorum. Beni engelliyorsun. Gece kulübünde de aynı şeyi yaptın. Aa, bak. Yıldız kayıyor. Bak, demiştim ben sana. Sevgili, senin için gökyüzündeki yıldızı kaydırır be. Ne dedim ben sana? O yıldız kayacak dedim. O yıldız kayacak demedin canım. Yıldız kayacak, beni kandırdın. Tamam işte aynı şey. Benim dil bilgim zayıf, ondan öyle olmuştur. Tabii tabii. Sorularım cevapsız kaldı ama. Ya boş ver soruları Su. Ha, fena mı oldu bak? Birlikte kayan yıldız gördük. Birlikte mi kaydılar diyorsun yani? Böyle el ele mi kaydılar yıldızlar? Hayır, birlikte olan biziz. O tek kaydı. Ha, tek kaydı. Bir de mesela sinek kaydı var. Hayır. Ne? Biz birlikteyiz, biz el eleyiz. Efendim, öncelikle bizi tercih ettiğiniz için bizzat teşekkürlerimi iletmek isterim siz değerli konuklarımıza. Rica ederiz. Ya olur mu canım, biz teşekkür ederiz. Efendim, gelen çiftlerimiz için ayırdığımız çok özel bir odamız var. Gelen çiftlerimiz bu odamıza bayılmaktalar. Ve hatta bir süre ayılamamaktalar. Maşallah, çok güzel. Bir odamız var derken, koca otel burası. İki odanız yok mu yani? Nasıl? İki odanız nasıl olmaz beyefendi? Pardon. Teşekkürler. Aşkım, sen iyi misin? Şaka yaptım ya, şaka yaptım ya. Şaka yapıyorum, görmüyor musun gözlerimde? Şaka yapıyorum. Kusura bakmayın ya, biz bahsettiğiniz odayı tutuyoruz. Tabii ki efendim, hayır. Aşkım, uyuyalım mı artık? Neden? Hadi iyi geceler sevgilim. Su ilk kez yüzüme gülümsemeden baktı Deniz Bey. Kırıldı tabii. Haklı da. Fakat ben rahatsızlığımın etkisindeyken devam etmek istemedim. O an böyle her şey sonsuza kadar donsun ve biz birbirimizin gözlerine bakarak kalalım istedim. Tabii bu olmadı. Beni beğeniyorsan neden ne zaman sana yaklaşsam benden uzaklaşmaya çalışıyorsun? Keşke Ayten çıkmasaymış karşınıza. Belki daha rahat olurdunuz. Keşke sadece karşımıza çıksaydı.
Biri mi var yoksa? Su. O nereden çıktı? Sürekli tuhaf tuhaf davranıyorsun. Sanki benden kaçmaya çalışıyormuş gibi. Sana yaklaştıkça seni ne kadar özlediğimi hissediyorum. En kısa sürede bu ayrılık son bulacak. Bugün bana bakışından anladım. Sen de beni seviyorsun, Mucuk. Bu ne Aras? Kim bu Mahmut? Mahmut? Mahmut, arkadaş Mahmut. Ya böyle tuhaf bir adam o ya. Böyle soğuk esprileri falan var. Ya şaka yaptığını sanıyor. Aklı sıra. Gerizekalı yani. Böyle takacak bir şey yok. Ama zaten burada mevzu Mahmut değil ki. Yani herkesten gelebilir böyle aramalar, mesajlar. Herkesin başına gelebilir böyle şeyler. Su. Hatta herkes böyle aramalar yapabilir. Miş. O ne demek şimdi? Ne demek o demedi mi? Yani bu söylediğinizden bir şey anlaşılmıyor ki. Yani söylemedi bir şey. Sormadı da. Ben de bir şekilde gönlünü alırım diye düşündüm. Bir şey demek değil. Yani Deniz Bey söylemişti. Şimdi sen Deniz Bey'de kim dersin? Evet, kim? Boş ver Su ya. Şimdi anlatamam ben sana. Bak hayatım. Bak aşkım. Benim senden uzak durmamın tek bir nedeni var. O da inan ki benim. Ben eğer kendimi kontrol edemezsem o zaman bu eller benim olmaz. Ben sana ve aramızdaki ilişkiye haksızlık etmek istemiyorum. Boş ver şimdi Mahmut, hadi. Hadi uyuyalım hayatım. Boş yere stres yaratmayalım, tamam mı? Zamanı gelince her şeyi anlatacağım sana. Fakat eve geldiğimizde öyle bir şey denk geldi ki. Alacağım. Biz kaç kez izledik bu filmi ya? Ben 12, sen de 4. Ben sana göre değilim. Ne diyorsun Aras? Şiir okuyorum. Niye bağırıyorsun peki? Sesimi açıyorum. Aras. Gerçekten aklım alıyordun ya. Bir şey oldu zannettim. Ayrıca Ayten değil o, Aysel. Aysel git başımdan. Ben sana göre değilim. Ölümüm bir anda olacak. Seziyorum. Hı? Tamam, doğrudur, doğrudur. Öyledir. Su, git sen. Evine git sen artık. Güzel güzel dinlen. Ben de dinleneyim. Ondan sonra buluşuruz. Ben sana geleceğim, tamam mı? Ya tamam, dur. Hadi, hadi, hadi. Tamam, hadi. Hadi. Hadi Su, geleceğim ben sana. Ay, ne yapıyorsun? Yine saçma dinlenelim. Sapan şeyler yapmaya başladın. Tamam, ittirme. Ben geliyorum. Hadi. Ben sana geleceğim ama, tamam mı? Dinleniyorum. Sakın sen, ben geleceğim. Sen gelme. Sakin ol Aras, sakin. Ayten belasını başından savabilirsin. Nefes al. Yüzleşme vakti. Hadi bakalım. Sen bana gelmezsen ben sana gelirim bebeğim. Çok özledim seni. Ben de özledim. Ama ben seni öpmeyi de çok özledim. Ve kokunu içime çekmeyi de. Su, lütfen hadi git sen şimdi, hadi. Bakma öyle lütfen. Ne oluyor Aras? Yine mi benden uzaklaşmaya çalışıyorsun? Hayır canım, hayır. Yani yine diye bir şey yok, hayır. Hadi şimdi git, hadi.
Hadi şimdi git. Hadi şimdi git. Ve üzerine seksi bir şeyler giyip beni bekle. Nasıl bir şeyler giymemi istersin? Yani her şey olur. Hadi ama biraz detay var. Nasıl bir fantezi bu? Ne bir deri olur. Leopar olur falan. Yani böyle seksi bir şeyler. Tamam. 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 Bekle beni. Hemen geleceğim. Sakın bir yere ayrılma. Hemen geliyorum. Hemen gelme. Hemen gelme. Bak gardırobunu yatağa dök. Hepsine bir bak. İlk bulduğunu da sakın üzerine geçirme, tamam mı? Ya su hala giymeye başlamadın mı sen? Giyinmek isteyen ki. Ayten! Çıkar şunları. Bak, bak. Ayten, bak Ayten Hanım. Ayten Hanımcığım, yani son verin artık bu. Son verin lütfen ya, çok rica ediyorum bakın. Hakimin karşısında da itiraf ettin bana olan aşkını. Sen çok cesur ve sadist bir erkeksin. Bana acı çektirmeyi seviyorsun. Ben de senin bana acı çektirmeni seviyorum. Bana bak, istediğin kadar beni sevmediğini söyleyebilirsin. O kız var ya, o çırpı senin aklını biraz karıştırdı ama aşkımız galip gelecek. Hadi öp beni. Hey, yeter be, yeter! Girin içeri. Şuraya, girin şuraya. Çıkma lütfen. Çıkma dışarı. Çıkma dışarı kalbur. Tamam, tamam. Aşkım nerede kaldın? Kapının önünde kala kaldın bu halde. Oo, bakıyorum sen de hazırlanmışsın. Nasıl? Beğendin mi kıyafetimi? Su, sen neden benim dediğimin tam tersini yapıyorsun hep? Hani deri giyecektin? Hani nerede bu leopar? Ha? Şu haline bir baksana. Ne kadar cici olmuşsun, böyle fantezi mi olur? Apartmanda böyle mi dolaşıyorsun sen? Ben sana yukarıda bekle demedim mi? Şimdi çık yukarı, kimseye görünmeden beni orada bekle. Hayır canım, hiçbir yere gitmiyorum. Yeter artık. Sen bilirsin, tamam. Ya istediğini yaptım işte. Gittim, giyindim. Neden hala böyle saçma sapan konuşup bağırıyorsun? Aras. Aa, biz baş başa oluruz diye düşünüyordum. Bu çırpıyı görmek hiç hoşuma gitmedi. Aras. Bu kadın kim? Ne çırpısı? O benim teyzem. Peki Aras. Madem bu senin teyzen, bu kılıkta gecenin bu saati senin evinde ne işi var? O hala benim teyzem. Ama sevişirken hiç öyle demiyordun. Aytenim, canım Aytenim diye inim inim inliyordun. Su, lütfen dinleme onu. Bak yalan söylüyor, tamam mı? Dinleme onu lütfen. Bu kadın Mahmut değil mi? Aa, ettiği lafa bak. Mahmut sensin ayol. Ben sana inanmıştım Aras. Bana bunu nasıl yaparsın? Su, hayır. Lütfen su. Sana diyeceğim şudur ki kadına el kalkmaz. Kadına şiddete son. Çık senin kalıbına. Senin için terk ettiğim yemin bile senden daha değerli kaldı. Çıktı be. Hayır ya. Su. Su.
aç kapıyı. Su. Su. İzin ver konuşalım lütfen. Su. Hadi lütfen aç şu kapıyı lütfen. Lütfen. Su. Bak söyleyeceklerim çok önemli. Beni dinlemen lazım lütfen. Aşkım lütfen aç kapıyı. Bak lütfen diyorum lütfen. Başından beri senden gizledim. Yaptıklarıma inanmazsın. Hissettiklerimden emin olmazsın diye gizledim. Bak ben... ilk kez birini kaybetmekten korkacak kadar sevdim Su. İlk kez. Birini kaybetme ihtimalinin bile ne kadar acıtabileceğini öğrendim ben. Korktum ben. Kaçamadım. Beceremedim. Bana inanmıyorsan... Biz kolonla görüştürebilirim seni. Sahime de sorabilirsin istersen. Su bak benim için yeterince zor zaten. Sen darıkmışım Ayhan'a. Narahat olma çüşüne gelirim. Özümle sana bir tane gelin getiririm burada. Kapımızda toy olacak. Nananananananan oldu. Ha bir salam söyle. Öpürüm sağ ol. Nananananana. Bekir Bekir. O ben aşık olduğum kız vardı ya. Onunla konuştum. Gelir. Gelir benimle görüşmeye. Neriman, çok sevindim. Çok hoş bulduk. Süper. Sevincimden oynuyorum. Biri oynayak benimle. Neriman hiç alanı değilim ben. Aynen. Bak, aynen. Vallahi ben senin gibi oynayamam. Oynayak. Hadi abi. Oynayasana. Oynasana. Ayakları. Nananananananan. Nananananananan. Ayaklar. Ayaklar. Nananana. Bela olmur. Canım batın sağrımda. Su. Hadi dur. Su. Su. Yapma. Dur. Ne var Neriman? Kız gelsene oynayalım. Yok gel. Al sana su. Deniz Bey. Ben sevdiğim kadını kaybettim. Şakanın sırası değil. Tam sırası Aras Bey. Tam sırası. Aras Bey, hayat bu. Olur böyle şeyler. Bir varmış, bir yokmuş. İlişkiler de öyle. Siz içinizdeki sese kulak verin. Siz sizden ne istiyorsunuz? Hem ne demiştik? Bu sizin sınavınız, sizin gerçeğiniz. Yok. İçimde bir ses yok. Yok Deniz Bey. Bak şimdi bu kayıp diğer bütün kayıplar gibi hayatın size verdiği bir mesaj, bir mucize. Ne? Anlamadın değil mi? Sabır. Sırra vakıf olduğunuz zaman anlayacaksınız. Ama yani. Çıt 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 çıt. Benim içim şişti artık. Ver şunları bana ver. Aa, bu neymiş ya? Tamam, tamam. Sen bunu nereye... Al bunu. Tamam bebeğim. Tamam bebeğim. Tamam bebeğim benim. Al sen. Hadi al. Al, al bunu. Al. Ciddi, ciddi al. Al ciddi, ciddi. Ciddi. Al, al. Efendim. Alo Su. Alo. Ha yok.
Suda evi de müsait değil canım Berna'cığım şu an. Hande? Evet Hande. Hande ben. Birazcık karışık durumlarımız, ben sonra anlatırım sana. Dinle dinle bir. Şey soracağım ben. Suyun apartmanında oturan bildiğin yabancı bir erkek var mı? Maşallah Berna'ma ya. Maşallah ya. Her yerlerdeki erkekleri bitirdi. Ha, apartmanlardakiler kaldı. Fabio vardı. Fabio, Fabio ne oldu? Köpeklere mi attın sen onu? Ha? Yedirdin mi köpekler etlerini? Ya saçma sapan konuşmasana. Bir soruma cevap ver. Var. Var. Neriman var. Ama o yabancı sayılmaz. Azerbaycanlı. O içimizden biri yani. Neriman. Neriman. Apartman görevlisi. Ama apartman görevlisi de değil aslında. Öf tamam neyse ya, işim var şimdi benim. Peki bir şey soracağım sana. Bu Neriman'la benim hani böyle ne bileyim daha önceden bir görüşmüşlüğüm, ne bileyim bir şey falan olmuş olabilir mi hani? Olabilir mi? Olabilir mi işte, ben de onu soruyorum sana. Olabilir mi? Bulmaca gibi konuşmasana. Vallahi olur mu olur ha? Olur. Hande, alo. Olur olur, kesin olmuştur. Ne? Hande? Tamam hadi kapatıyorum ben, hadi hadi. Ya bir daha bana hiç inanmazsa? Ya bir daha hiç bir araya gelemezsek? Ya bir daha beni hiç sevmezse? Çok korkuyorum Deniz Bey. Gerçekten korkuyorum ben. Şimdi Aras Bey, isteklerinizin önündeki tek engel sizsiniz. Herkesin var kusuru ya. Misal ben. Bakın ben bir şeyi çaldığı anda oynamaya başlıyorum, dans ediyorum ben. Şimdi bu normal mi? Değil. Ama ben buyum. Siz de beni olduğum gibi kabul ettiniz ve yargılamadınız ve bana danıştınız. Kendinizi de kabul ettiğiniz zaman her şey yoluna girecek. Zaten biz farklılıklarımızla birey oluyoruz. Ben... Şimdi tamam. Gelecekten korkuyorsunuz. Ama bizim için en değerli zaman şimdiki zaman. Şimdiki zaman dışında hiçbir şeye gerçekten sahip değiliz. Şimdi gelecek yok, gelmedi. Geçmişte günahıyla, sevabıyla bitti gitti ya. Siz neyin peşindesiniz şimdi? Siz tam ne istiyorsunuz? Hayır ne? Siz her kimseniz ve ne istiyorsanız bütün bunların sorumluluğunu sırtınıza alıyor musunuz? Evet, haklısınız. Bu benim ve evet alıyorum. Alıyor musunuz? Alıyorum. Alıyor musunuz? Alıyorum. Veriyorum anasını satayım. Zaten sizi siz gibi kabul etmeyen kimse hayatınızda olmasın canım. Doğru. Şimdi söyleyin. Ne istiyorsunuz? Suyu tekrar kazanmak istiyorum. Tamam hadi git kazan o zaman. Hadi tamam. Hadi git kazan. Hadi. Sabah psikoloğumdan çıkınca da gaza geldim. Ama sonra cesaretim kırıldı. Korktum. Ya bana inanmazsa? Ya kendimi tam olarak anlatamazsam, ifade edemezsem? Aras kalk. Yüzeyim mi? Git ve bitir bu işi Aras. Değirdin baharda görüşerik biz. Bahar geldi gitti, sen gelmez oldun. Alo Neriman, sen hardasan aybala? Bes buradaki işin gücün, bes biz. Ananı fikirleşmirsen hiç? Ana, ama gelin getirmeyi alınmadı. Neyle? Kismet. Dur bala, dur gel evine. Gel. Nerede sende o şans bir kere zaten yani? Dön kızım sen evine. Bak şimdi kardeşim, sen kendini rahat hissetmediğin zaman karşıdaki kişi sana hamleyi yaptığında bu durum yaşanıyor. Ne diyeceğini, ne yapacağını çok iyi bilirsen bu yaşanmayacak. Kararlı ol. Herkese ve her şeye ve her şeyin senin kontrolünde olduğunu hisset ve hissettir. Farkındayım, çok iyi konuştum oğlum ben.
35 yıllık gerizekalılık hayatında ilk defa mantıklı birkaç cümleyi bir yere getirdin. Tebrik ediyorum. Ama nasıl? Ya ne nasıl artık Aras ya? Git konuş ya artık ya. Sen gelmez oldun. Seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Su. Çok seviyorum seni Su. Çok seviyorum dedim seni Su. Bugüne kadar hiçbir şeyi, hiç kimseyi sevmediğim kadar. İnanıyor musun bana? İnanıyorum. Ben senden uzak duruyorsam bil ki benden kaynaklıdır. İnan bana. Benim senden kaçışım mümkün değil. Güven bana. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Böyle bir duygusal oldum ya şimdi Neriman gidince. Ya Neriman. Aslında çok seviyorum böyle sağollaşmalar böyle şeyliğinde. Ama şaka. Senle de Ukrayna meselesini bir çözeriz, sohbet ederiz. Hoşuma gitti yani. Sen de çok şanslı bekçisin. Öyleyim. Neriman çok fazla kalma oralarda, tamam mı? Dinlen hemen gel. Yani aslında babam süreçli arıyor, benden olsa kalırdım. Ama tez dönmem isterseniz Berna ile konuşun, benim sır razı olsun döneyim. Sevdim ben onu, sevdim. Benim arabam, evet. Ben böyleyim. Neriman ya. Sağ olun. Görüşürüz Neriman. Dikkatli ol. Bu ilk travmanızı da bulduğumuza göre artık rahatsızlığınızı daha kolay kontrol edebilirsiniz. Şimdilik tamamen geçene kadar bunun keyfini sürün Aras Bey. Sürüyorum Deniz Bey, sürmez miyim? Hayatımda ilk kez olduğum ve hissettiğim gibiyim ya. Hani zamanında bana zamanla vakıf olacağımı söylediğiniz sır bu muydu? Ben miydim yani? Sırra vakıf oldunuz. Devam edin lütfen. İnsan her şeyden önce kendi bilgisine vakıf olmalıymış Deniz Bey. Gerçek benliğimizi kabul eder ve yalnızca kendimiz olarak her şeyi başarabileceğimize inanırsak kabul görmemekle ilgili bir korku kalmıyormuş. Hepimiz farklılıklarımızla özeliz ve güzeliz Aras Bey. Su da bu özelliğimi ve güzelliğimi çok beğeniyor zaten. Hatırlıyor musunuz hani makarna dansı yaptığınızda sizi taklit etmiştim. Siz de bayağı bir eğlenmiştiniz. Şimdi Su da çok eğleniyor. Yani rahatsızlığında o da mutlu. Dalga geçiyor olmasın? Su. Su. Ya su. Ya su ya. İntikam alacağım ben senden. İntikam alacağım. Devam et sen. Ya su. Bak yeter. Bak gerçekten. Ama ayıp olmuyor mu sen? Hadi çok iyi yapıyorsun. Hayır o değil. O değil. Hayır o değil. İnanamıyorum. Yine mi siz? Sizin yüzünüzden ceza hakimliğine geçtim. Yine karşıma çıktınız. Hakim Bey, bu adam
genç kızları seni seviyorum laflarıyla kandıran bir sapık. Beni de önce kocamdan ayırdı, sonra da bir mendil gibi kullanıp attı. Oysa ben onu çok sevdim. Sadece sevdim, sevdim, sevdim. Hakim Bey, vallahi ben onu çok sevdim. Hakim Bey, vallahi ben onu çok sevdim.